girdiğimiz yerlerde yediğimiz yemeği değerlendiriyoruz. Çıkışta da yemeği beğenirsek para veriyoruz. Beğenmesek yemeği eleştiriyoruz abi. Parayı da vermiyoruz ve arkamızı dönüp gidiyoruz. Bu kapsamda bugün konkordato ilan edecek gibi duruyorsun. Sen şimdi bahsettiğini bildiğim için bayağı da şu anda tedirginim açıkçası. Mumbar olmamış. Yani milyonu fazla. Çok kısa mumbar. Mumbar dediğim uzun olur. Benim iştahla yediğim senin şırdanını ve mumbarını beğendiğim anlamına gelmez. Ben israf olmasın diye yiyorum. Mumbara 10 üzerinden 2 veriyorum. Olmamış olmamıştır kardeşim. Hayırdır ya? Nasıl kim gönderdi? Ulan peşin önceden konuştu. Beğenmesek para veririz, beğenmesek para veririz. Ben bu şırdanı beğenmedim. Ya bu şırdan hakikaten 10 üzerinden 1 bence. Mumbara 2 vermemin sebebi de mumbarın içindeki pirincin doğalıydı. Yoksa ona da 1 verirdim. Bir puan da pirincin doğallığından verdim. Ya insan ya bu şırdan mı olmamış? Bila. Bu şırdanı yapamamışsın abi, kusura bakma. Bir Adana şırdanı gibi değil abi, kusura bakma. Bila. Adana şırdanı... Bir de Allah'a sorun. Adana şırdanı bunun yanında Ferrari gibi Mahmut abi. Evet. Bu ne Mahmut abi? Bu ne? Tamam. Ne bu? Kala Mahmut Bey, verdik. Ne ona bak lan, bak. Nasıl buldun şırdanı? Ben güzel mi? Şırdanı çok beğendim. Gayet lezzetli. Yo, ben beğenmedim. Şırdanla anlamıyor, ipini de çekmemiş, gelmiş burada bana atar yapıyor. Seni tüketici haklarına şikayet ederim ona göre. Mesela. Tüketersen sen, abi ben dükkanı kapatıp tüketmeyeceğim. Bu ne vallahi ya? Artık tüketiyorum. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Şu anda Şırdancı Mahmut Usta'nın önündeyiz. Yani dükkanın önündeyiz daha doğrusu. Birazdan Şırdancı Mahmut Usta da kendisinin hoşgörüsüne ve tabii ki de sizin hoşgörünüze de sığınarak güzel bir çekim gerçekleştireceğiz. Çekimin ne olduğunu, içeriğini bahsetmiyorum. Çünkü sürpriz olsun. Sizler izleyeceksiniz ve göreceksiniz. Şimdi Şırdancı Mahmut Usta... Şöyle söyleyeyim hadi, madem sürpriz dedik, sürprizin ipucunu da verelim. Mahmut Usta'yı bir değerlendirmeye tabi tutacağız. Bu değerlendirmenin sonunda Mahmut Usta bakalım değerlendirme testimizden geçecek mi, kalacak mı? Artık bunu da sizin takdirinize bırakacağız. Bakalım aynı zamanda Mahmut abi değerlendirmelere açık mı değil mi? Bunu da ayrıyetten göreceğiz. Eğer değerlendirmeleri açıksa zaten Mahmut abi... Kıyak adam demektir. Ben değerlendirmeleri açık olduğunu şahsen düşünmek istiyorum. Umarım öyledir. Bu videomuz çok keyifli bir video olacak. Keyifli olduğunu söyledim ve güldüm dikkat ettiyseniz. Çünkü adı üzerinde keyifli video. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Henüz beğenmediyseniz geç kalmış sayılmazsınız. Videomuzu beğenebilir. Abone olmadıysanız yine geç kalmış sayılmazsınız. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Evet, söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Selamünaleyküm Mahmut abi. Mahmut abicim, şimdi biliyorsun bizim YouTube kanalımız var. Evet, ve teşekkür ediyorum abi. Biz bu kapsamda abi YouTube kanalımıza bir konsept oluşturduk. Karar verdik bayramımla birlikte. Konseptimizin adı yiyelim, gezelim. Daha doğrusu şöyle, gezelim, yiyelim, yediğimize para vermeyelim abi. Böyle bir konsept var. Bu kapsamda biz şöyle yapıyoruz abi mesela. Yiyelim, gezelim, yiyelim, yediğimize para vermeyelim konsepti kapsamında abi. Girdiğimiz yerlerde yediğimiz yemeği değerlendiriyoruz. Çıkışta da yemeği beğenirsek para veriyoruz. Beğenmesek yemeği eleştiriyoruz abi. Parayı da vermiyoruz ve arkamızı dönüp gidiyoruz. Bu kapsamda bugün konkordato ilan edecek gibi duruyorsun abi. Biz de keyifli bir video yapacağız gibi duruyor. Şimdi ben senin şırdanınla alakalı değerlendirmelerimi yapacağım. Ama tatmadan değerlendirmesini takdir edersin ki yapamayacağız abi. Tadacağız bugün. Tabii ki. Bir de senin çok güzel mumbarının olduğunu duydum. Mumbarından da en az bir tane tadarız herhalde diye düşünüyorum. Şırdanını ve mumbarını değerlendireceğiz. Bakalım nasıl bir Mahmut Usta'yla... Nasıl bir el marifetiyle karşı karşıyayız abi? Şimdi dilersen Mahmut abi hem şırdanı hazırla, bir yandan da özelliklerinden bahset kısaca. Yani bildiğin kadarıyla. Bildiğim kadarıyla şırdan Arap kültürü.
Bravo. Arap kültürü. Evet. Şimdi bizim Türkiye'de bazı bölgelerde kim ne kadar fazla şey işlerse bizim diyor. Maalesef bütün sakadat çeşitleri hepsi Arap kültürü. Arapların bildiğim kadarıyla Osmanlı döneminde Araplara hükmettiği dönemde Türk mutfağına girmiş. Eyvallah. Türk mutfağına girdiği için bunun yöresi en çok tüketen yöre Adana yöresi. Aslında Adana yöresinin değil. Arap kültürü. Şimdi genelde bizim Türkiye'de Arap vatandaşlarımız en çok bunları yapar. Bilal'im sana dur kimyonla atayım. Bir bakalım. Ben severim abi. Ben severim kimyonu, kamyoncu sürer kamyonu. Bakalım Mahmut abimizin şırdanını, mumbarını beğenecek miyiz arkadaşlar? Şimdi sevgili Bayram'ım, mikrofonu buraya mı koyuyoruz? Tadacağız çünkü birazdan. Al bakalım Mahmut abi. Birazdan tadacağız. Şimdi bu şırdan mı, mumbar mı? O mumbar. Çok kısa mumbar. Mumbar dediğin uzun olur. Eğer gözlerim yanlış görmüyorsa. Tadı nasıl? Mumbar pirinci olmamış bu arada. O olmamış diyor, senin iştahın şimdi, açıldı diyor. Olmamış da değil, onun o yeme şekli var ya. Şimdi Mahmut olmamış abicim, gibi mi görünüyor şu anda? Şimdi Mahmut abicim, söyle abim, benim iştahla yediğim senin şırdanını ve mumbarını beğendiğim anlamına gelmez. Valla bilmiyorum, sen öyle iştahla yediğine göre benim şırdan çektim. Ben israf olmasın diye yiyorum. Çok da beğenmedim abi açıkçası. Allah'ım. Mumbarını yani yapamamışsın. Mumbara 10 üzerinden 2 veriyorum. Abi bir bakayım. Bir bakayım, bir deneyim abi. Olmuş mu? Mumbar 10 üzerinden 2. Olmamış. Birazdan şırdana geçeceğiz. Ne bir şırdana geç. Hele geç abi şırdana. Olmamış mı, olmamıştı kardeşim. Hayırdır ya? Asi kim gönderdi? Bizi kimse göndermedi abi. Biz kendi YouTube kanalımız için geldik ve mumbarını beğenmedim açık söyleyeyim. Mumbarı. Bilal kardeşim olmamış diyor. Şu diyor, bu diyor. Şimdi aa ben de yiyorum. Aa ben de yiyorum. Abi. Şimdi şırdanını yiyeceğiz Mahmut abi. Şırdanım da olmamış Mahmut abi arada. Bak peşin önce ne konuştu? Beğenirsek para veririz, beğenmezsek para vermeyeceğiz. Yo ben beğenmedim abi açık söyleyeyim. Ben bu şırdanı beğenmedim. Tamam, tamam. Bunu beğenmedim. Kardeş sen merak etme. Ben bu şırdanı beğenmedim. Ya bu şırdan hakikaten 10 üzerinden 1 bence. Mumbara 2 vermemin sebebi de mumbarın içindeki pirincin doğalıydı. Yoksa ona da 1 verirdim. Bir puan da pirincin doğallığından verdim. Ya insan ya bu şırdan mı olmamış Bilal? Bu şırdanı yapamamışsın abi kusura bakma. Bir Adana şırdanı gibi değil abi kusura bakma. Bilal. Adana şırdanı. Bilal Allah'a sorun. Adana şırdanı o, bunun yanında Ferrari gibi Mahmut abi. Bu ne Mahmut abi? Bu ne? Bu ne? Kanka. Ne bu? Kala Mahmut Bey, güvenlik. Ne ona bak bak abi, ona bak. Nasıl buldun şırdanı? Çok güzel mi? Şırdanı çok beğendim. Gayet lezzetli. Yo ben beğenmedim. Yani ben sevmedim. Şimdi şöyle, herkesin damak tadı farklıdır. Ben sevmedim. Gerçekten pirinci de çok güzel, kokmuyor, lezzeti çok ne güzel. Ne güzeli kardeşim, lapa gibi pirinci var Allah'ın aşkına. İşte damak tadı, yani şu ona, şu lapa mı şu anda? Tane tane pirinç. Yani. Lapa tabi kardeş, biz Hatay 4 yoluyoruz. Adana'ya yakınız, biliriz ama, böyle şeyleri. Ama şunu söyledi başta, yürümelik yapacağım. Ben bir kalkan olabilir mi? Biz yürümelik yapacağım. Biz sonradan görme değil, doğuştan görmeyiz. Parası yemeyip yiyeceğim, beğenmeyeceğim. Yani beğenmedim abi, beğenmedim. Kusura bakma, beğenmedim. Damak tadı ayrı, herkesin
Vallahi kardeşim bu işin damakla falan alakası yok. Mahmut Usta geçiştirmiş yani. Bilal onu beğenmediysen başka bir tanesini tadına bak. Belki onda... O beş yerin en başında geliyor olması, o beş yerin en başında olması bunun çok güzel yaptığı anlamına gelmez ama. Mahmut abi sen bir tane daha ver bakayım. Ben bunu beğenmedim. Mahmut abi belki onda var bir şey de başka bir tane. Olabilir abi. Sen yerini ver Mahmut abi. Ya beni sinirden güldürüyorsun ama Mahmut abi valla. Koskoca şırdancı Mahmut lapa gibi şırdan yapıyor ya. Ayıp ayıp. Gerçekten ayıp. Şerme yani. Şerme ayıbe yani. Şırdanla anlamıyor. İpini de çekmemiş gelmiş burada bana atar yapıyor ya. Mahmut abi sen müşteriye atar yapıyor falan diyemezsin bak. Seni tüketici haklarına şikayet ederim ona göre bak. Tamam mı abi? Birazdan şırdanını deneyeceğim senin. Tüketen sensin. Ben 2-5 tane yapıyorum. Şimdi bakayım Mahmut abi biz ne kadar kötü yaptık. Tamam abi. Yok Mahmut abi ben bu şırdanını beğenmedim açık söyleyeyim. Abi ben dükkanı kapatıp gideceğim yani. Afrika'ya, Uganda'ya, Papua Yeni'ye gidip şırdancılık yapacağım. Bu ne vallahi ya? Artık dükkanımı Concord'a. Kapatıyorsun. Concord'a. Vallahi artık dükkanımı kapatıyorsun. Başka şey mi bilmiyorum. Abi ben gideceğim Papua Yeni'ye. Ya gidersen git Mahmut abi ne yapalım yani. Sen bu kadar kötü yapıyorsun işte şimdi. Bilal o da mı kötü? Bu yeni verilen de mi kötü? Yo ben bunu beğenmedim abi. Bir kere yağı fazla. Nasıl yağı fazla? Şırdanın yağı fazla olur mu kardeşim? Evet şırdan yağlı olur da yağ ölçüsü olur yani. Baksana ya elim sanki böyle... Bakalım abi. Hayırlık abi. Neyi var abi? Ben beğenmedim. Evet. 10 numara şırdan. Nesi 10 numara ya? Ha? Tabii ki herkes yoğurdum ekşi değil der. Senin yoğurdun ekşi işte Mahmut abi. Ötesi var mı? Şırdanın yoğurdu. Ben beğenmedim abi. Bilal daha önce gelip 10 tane yiyordun. Ya daha önce güzel yapıyordun. Artık o da parayı bulunca değişti. Bak bakalım. Bak abilikten daha istiyorum. Yok Mahmut abi. Onlar şırdanları anlamıyorlar. Onlar nereli? Onlar Karadenizli. Karadenizli ya. Nereli olduğunu söyle. Bu şırdanın Karadenizli kalmadı. Şuradan şu anda dünyaya yayılıyor. Mahmut abi o da seninle yayılıyorsa bırak yayılmasın ya. Lapa gibi pirinci olan bir şırdanı biz ne yapalım yani? Şuraya bak. Nesi güzellik? Hadi diyelim ki ikisinde bir şey var. Üçüncüyü de ver de bari onu deneyelim bari. Nedir onlar? Hadi ilk ikisinde. Mahmut abi hadi ilk ikisinde pot kırdın. Bari üçüncüyü dene. Tatlı olma ihtimali var mı abi aynı tencerede? Vallahi bilmiyorum o insanın beyninde biter. Tatlı ne olsun ki? Ya sen ne diyorsun öyle Mahmut abi beyninde biter falan. Vallahi bir daha sana gelmem ha. Abi psikolojini bozun ya. Arkadaşlar görüyorsunuz Mahmut abi müşteriye hakaret ediyor. Öyle beyni yeter falan filan. Ne diyorsun sen Mahmut abi? Beyinde yeter demedim. Beyinde... Mahmut abi beyinde yeter dedin ya. Ver bakayım ya, orada. Ne demiş ya lan ne olacak? Ne mi olacak Mahmut abi? Bu videoyu izleyenler sana kim bilir neler diyecek sen biliyor musun? Abi. Tamam. Ver bakayım. Ver tabağını. Sen al onu. Al tabağını. Ya tabağına mı kaldı? Ver. Bunu da beğenme. Ben bu işi bıraktım. Bu ne Mahmut abi? Sen arkadaş ya. Bu ne Mahmut abi? Adam şırdan yapamıyor. Şırdancı dükkan açmış ya. Bu ne Mahmut abi? Bu ne? Allah, bu ne? Bu kadar kardeşim. Ne bu ne? Şırdan. Bu kralı. Mahmut abi bu şırdansa... Bilal, ne? Mahmut abi galiba sevdi. O şırdanları ver Mahmut abi yesin. Sen eğer beğenmediysen yani değiştirelim. Vallahi ben beğenmedim ya al Mahmut abi. Al şırdanlarını. Al şırdanlarını ver şırdanlarını. Abi yiyecek parasını da verecek. Bu kalbi ya. Yiyecek parasını da verecek değil Mahmut abi. Sen şırdan yapamıyorsun bu kadar net ya. Şırdan yapmasını bilmiyor bir de bize atar yapıyor. Bak hele ya. Yani... Sana mı acaba neydi? Sana mı denk geliyor kötüsü ya? Valla kötüsü bana mı denk geliyor veya Mahmut abi genelde mi böyle bilmiyor. Ben beğenmedim. Çok da umurumdaydın. Mahmut abi ne demek öyle çok da umurumdaydın falan. Ne? Müşteri her zaman haklıdır yani. Sen bir de müşteri potansiyeli taşıyor. Yani. Nasıl Mahmut usta? Süper. Ya Bilal hesap ödememek için mi yapıyor her acaba? Herhalde takla yapıyor. Mahmut abi, ama ayıp ediyorsun Bilal. Mahmut abi taklayı perenteyi bilmem. Eğer öyleyse gerçekten ayıp ediyorsun. Yani beğendiysen ya. Söyle parasını ben öderim gerekirse. Yok kardeşim ben beğenmedim. Bana parasını hesabını öderse yeter ki. Ben beğenmedim zor. Hayır bak burada yanlış bilgi verme. Ya ben beğenmedim ne alakası var yanlış bilgiyle. Ben beğenmiyorum zorla mı?
Ama bak şimdi... Zorla mı kardeş? Ya zorla değil ama şimdi sen hı. eğer şey yaparsan... Ne? Ya kötülersen insanlar gelmeyecek buraya. Yok kötülemiyorum çünkü bu... kardeşim. Ne yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim yani. Ben her zaman doğru ama söyledim. Ama şuradan yani gerçekten güzel görünüyor. Şuradan... Kardeşim tabii ki komşunun tavuğu komşuya kaz görünür yani. Anladın mı? Şuradan tabii sana güzel görünecek. Al bir de sen tavuğu yani. Ama sen böyle dedin ya, ben de artık hani az önce canım istiyordu, şimdi istemiyor. Canım istemiyorsa yemezsin babam yani, ben beğenmedim de zorla bak. Ama işte insanları benim durumuma düşürme mesela. Ben buraya gelirken şırdan yiyeceğim diye geldim. Sen böyle söyledin ya, iştahım kaçtı. Valla senin iştahın kaçtıysa sen de o zaman... Alo iştahım kaçtı ekibine, ara gelsinler ya. Bak abi yani. De ikincisini istiyor bak. Ya abi ne anlar şırdandan o abi, kim bilir Trabzon'un neresinden? Abi nerelisiniz? Az doğuluyum, Bingöl'ü. Aa bak babam Bingöl'den. Sen Bingöl'lüsün de Bingöl'de şırdan mı var sanki? Bir sol hanga urmanız var. Nasıl yok baba ya? Olmaz mı? Baba senin o Bingöl'de yediklerin şırdan değildir. Baba. O senin Bingöl'de yediklerin şırdan değildir. Onlar şırdan görünümlü kavurmadır kesin. Bilal, senin ne? Güzel değil dediğin şırdan bir tanesini Mahmut abi yedi. Tamam yesin. Adam herhalde kendi yaptığını yedi. Herkes kendi ikini yer. Bana sonra keseceğim mi? Hayırdır ya? Herkes o zaman, kendi ikini yer kardeşim. Ya, küçük bir tane verelim istiyorsan. Küçük mü alsak? Vallahi bir tane ben alayım. Ben bir tane deneyeyim. Bak üç tanesini denedim. Üç tanesini denedim. Şuradan bir şey. Bak şu an o kadar sinirliyim ki sinirden gülüyorum ha. Bakma ya. Yok yok çok zevklisin ya. Yok zevklime gülerim. Vallahi çok zevklisin bak. Eskiden çok güzel şırdan yapan Mahmut abi. Geldim beni hayal kırıklığına uğrattı. Ver bir tane daha ver bana. Önce onları ye. Yok. Ne onları yiyeceğim abi? Beğenmediğim şeyi niye yiyeceğim ben? Ya bak abi şunlar yok kötü diyor ya. Ben beğenmiyorum abi. Mahmut bana abi. Verdiğin ilk üç tanesini beğenmedim. Ya bak abi ya şunlar kötü diyor Bilal ya. Vallahi çok güzel görünüyor Bilal ya gerçekten. Kardeşim sen güzel görmüyor Bilal. Ben zaten onun güzellik çirkinliğini... Bırak ben onun hiçbir tarzını görmüyorum ki sen bana güzel görmüyorsun. Ya ha, hani şırdan olsun çamurdan olsun diyordun. Tamam. Evet. Ama Mahmut abininki çamurdan değil laf adam. Geçen gün de öyle söylüyordun ya. Ama dündü bugündür kardeşim. Dün Mahmut abi güzel ya şırdan dün, yapıyordu. Onu diyenler öldü gitti. Allah rahmet eylesin ama kardeşim. Yani Mahmut abi düne kadar şırdanı güzel yapıyordu. Bugün lafa gibi yapıyor. Ya, bugün dersine çalışmamış belki. Mahmut abi bir tane küçük verelim. Ver bay Mahmut abi bir tane küçük deneyek var. Ben onu da beğenmeyeceğim gerçi ama. Çünkü zannetmiyorum. Oo sen peşinden hükümlüsün zaten. Ben peşin hükümlüyüm abi. Çünkü her şey ilk üç taneyle başladı. Bunun üç tanesi böyleyse kalanı nasıldır Allah bilir yani. Oo. Ver Mahmut abi ver. Koy cesaretin ortaya. Lan cesaret ya mi bıraktın bize? Sen de cesaret bırakmıyorsun ki bize de. Koy cesaretin ortaya Mahmut abi. Kaçak güreşme. Hayırdır ya cesaret mi kaldı? Cesaret mi kaldı değil. Şırdancı her zaman, şırdancı her zaman hizmetkardır Mahmut abi. Şırdancı her zaman şırdancıdır. Köle izavra seni. Ya sen de ben Mahmut abinin yerinde olsam kovardım seni yani. Beni kovamaz. Beni kovamaz. Niye beni kovamaz biliyor musun? Niye? Müşteri her zaman haklıdır. İyi de böyle müşteri olmaz olsun. Yo. Ya. Kardeşim sen haklı. Çok kısa mumbar. Mumbar dediğin uzun olur. Eğer gözlerim yanlış görmüyorsa. Tadı nasıl? Mumbar pirinci olmamış bu arada. O olmamış diyor, senin iştahın açıldı diyorsun. Yok olmamış değil, onun o yeme şekli var ya, şimdi Mahmut olmamış abicim, gibi mi görünüyor şu anda? Şimdi Mahmut abicim, söyle abime, benim iştahla yediğim senin şırdanını ve mumbarını beğendiğim anlamına gelmez. Allah bilmiyorum, sen öyle iştahla yediğine göre, ben şırdan çektim. Ben israf olmasın diye yiyorum.
Çok da beğenmedim abi açıkçası. Allah'ım. Mumbarını yani yapamamışsın. Mumbara 10 üzerinden 2 veriyorum. Abi bir bakayım. Bir bakayım, bir deneyim abi. Olmuş mu? Mumbar 10 üzerinden 2. Olmamış. Birazdan şırdana geçeceğiz. Öyle bir şırdana geç. Öyle geç abi şırdana. Olmamış mı olmamıştır kardeşim? Hayırdır ya? Asi kim gönderdi? Bizi kimse göndermedi abi. Biz kendi YouTube kanalımız için geldik ve mumbarını beğenmedim, açık söyleyeyim. Bu Bilal kardeşim olmamış diyor, şu diyor, bu diyor. Şimdi Bilal, ben de yiyorum. Şimdi şırdanını yiyeceğiz Mahmut abi. Şırdanım da olmamış Mahmut abi arada. Bak eşim önceden konuştu. Beğenirsek para veririz, beğenmezsek para vermeyeceğiz. Yo, ben beğenmedim abi açık söyleyeyim. Ben bu şırdanı beğenmedim. Tamam. Bunu beğenmedim. Kardeşlerim ben yiyorum. Ben bu şırdanı beğenmedim. Ya bu şırdan hakikaten 10 üzerinden 1 bence. Mumbara 2 vermemin sebebi de mumbarın içindeki pirincin doğalıydı. Yoksa ona da 1 verirdim. Bir puan da pirincin doğallığından verdim. Ya insan ya bu şırdan mı olmamış Bilal? Bu şırdanı yapamamışsın abi, kusura bakma. Bir Adana şırdanı gibi değil abi, kusura bakma. Adana şırdanı... Bir de Allah'a sorun. Adana şırdanı bunun yanında Ferrari gibi Mahmut abi. Bu ne Mahmut abi, bu ne, bu ne? Kanka. Ne bu? Kala Mahmut Bey, güvenlik. Bir oraya bak bakalım, bir oraya bak. Nasıl buldun şırdanı? Çok güzel mi? Çok beğendim. Yo, ben beğenmedim. Yani ben sevmedim. Şimdi şöyle, herkesin damak tadı farklıdır. Ben sevmedim. Gerçekten pirinci de çok güzel, kokmuyor, lezzeti çok güzel. Ne güzeli kardeşim, lapa gibi pirinci var Allah'ın aşkına. İşte damak tadı, yani şu olan, şu lapa mı şu anda? Tane tane pirinç. Yani... Lapa tabii kardeş, biz Hatay 4 yoğuruyoruz, Adana'ya yakınız, biliriz böyle şeyi. Ama şunu söyledi başta, gürmelik yapacağım. Ben bir salgan olabilir mi? Biz gürmelik yapacağım. Biz sonradan görme değil, doğuştan gurmeyiz. Parası emelik yiyeceğim, beğenmeyeceğim. Yani beğenmedim abi, yani. beğenmedim. Kusura bakma, beğenmedim. Damakla dahil herkesin şeyi ayrı da. Vallahi kardeşim bu işin damakla falan alakası yok. Mahmut Usta geçiştirmiş yani. Bilal onu beğenmediysen başka bir tanesini tadına bak. Belki onda... Beş yerin en başında geliyor burası. O beş yerin en başında geliyor olması, o beş yerin en başında olması bunun çok güzel yaptığı anlamına gelmez ama. Mahmut abi sen bir tane daha ver bakayım, ben bunu beğenmedim. Mahmut abi belki onda var bir şey de başka olabilir. Bir tane. Olabilir abi. Sen yerini ver Mahmut abi. Ya beni sinirden güldürüyorsun ama Mahmut abi valla. Koskoca şırdancı Mahmut lapa gibi şırdan yapıyor ya. Ayıp ayıp. Gerçekten ayıp. Şerme yani. Şerme ayıbe yani. Şırdanla anlamıyor. İpini de çekmemiş gelmiş burada bana atar yapıyor. Mahmut abi sen müşteriye atar yapıyor falan diyemezsin bak. Seni tüketici haklarına şikayet ederim ona göre bak. Tamam mı abi? Birazdan şırdanını deneyeceğim senin. Tüketersen sen. Ben kime çıkartıyorum? Şimdi bakayım Mahmut abi biz ne kadar kötü yaptık. Tamam mı abi? Yok Mahmut abi ben bu şırdanı da beğenmedim açık söyleyeyim. Abi ben dükkanı kapatıp gideceğim yani. Vallahi artık dükkan... Uganda'ya, Papua Yeni Gine'ye gidip şırdancılık yapacağım. Bu ne vallahi ya? Vallahi artık dükkanımı Concorde. Kapatıyorsun. Concorde. Vallahi artık dükkanımı kapatıyorsun. Başka şey mi bilmiyorum. Abi ben gideceğim Papua Yeni Gine'ye. Ya gidersen git Mahmut abi ne yapalım yani. Sen bu kadar kötü yapıyorsun işte şimdi. Bilal o da mı kötü? Bu yeni verilen de mi kötü? Yo ben bunu beğenmedim abi. Bir kere yağı fazla. Nasıl yağı fazla? Şırdanın yağı fazla olur mu kardeşim? Evet şırdan yağlı olur da yağ ölçüsü olur yani. Baksana ya elim sanki böyle... Bakalım abi. Daha yiyoruz abi. Neyi var abi? Ben beğenmedim. Evet. 10 numara şırdan. Nesi 10 numara ya? Ha. Tabii ki herkes yoğurdum ekşi değil der. Senin yoğurdun ekşi işte Mahmut abi. Ötesi var mı? Şırdanın yani... Ben beğenmedim abi. Bilal daha önce gelip 10 tane yiyordun. Ya daha önce güzel yapıyordun. Artık o da parayı bulunca değişti. Bak kardeşim bak. Abi bir tane daha istiyorum. Yok Mahmut abi. Onlar şırdanları anlamıyorlar. Onlar ne? Onlar Karadenizli. Karadenizli ya? Yani.
Ya bu şırdanın Karadeniz'de kalmadı. Şuradan şu anda dünyaya yayılıyor. Mahmut abi, o da seninle yayılıyorsa bırak yayılmasın ya. Lapa gibi pirinci olan bir şırdanı biz ne yapalım yani? Nesi güzellik? Hadi diyelim ki ikisinde bir şey var. Üçüncüyü de ver de bari onu deneyelim bari. Nedir o lan? Hadi ilk ikisinde... Mahmut abi, hadi ilk ikisinde pot kırdın. Bari üçüncüyü dene. Patlı olma ihtimali var mı abi aynı tencerede? Allah bilmiyor, o insanın beyninde biter. Patlı ne olsun ki? Ya sen ne diyorsun öyle Mahmut abi beyninde biter falan? Vallahi bir daha sana gelmem ha. Abi psikolojini bozdun ya. Arkadaşlar görüyorsunuz, Mahmut abi müşteriye hakaret ediyor. Öyle beyni yeter falan filan. Ne diyorsun sen Mahmut abi? Beyinde yeter demedim. Beyinde Mahmut abi beyinde yeter dedin ya. Ver bakayım orada. Ne demiş ya, ne olacak? Ne mi olacak Mahmut abi? Bu videoyu izleyenler sana kim bilir neler diyecek sen biliyor musun? Mahmut abi bu şırdansa... Bilal, ne? Mahmut abi galiba sevdi. O şırdanları ver Mahmut abiyesin. Sen eğer beğenmediysen yani değiştirelim. Vallahi ben beğenmedim abi Mahmut abi. Al şırdanlarını. Al şırdanlarını ver şırdanlarını. Abi yiyecek parasını verecek. Bu kayıp ya. Yiyecek parasını da verecek değil Mahmut abi. Sen şırdan yapamıyorsun. Bu kadar net ya. Şırdan yapmasını bilmiyor. Bir de bize atar yapıyor. Bak hele ya. Yani... Sana mı denk, acaba neydi? Sana mı denk geliyor kötüsü ya? Valla kötüsü bana mı denk geliyor veya Mahmut abi genelde mi böyle bilmiyorum. Ben beğenmedim. Çok da umurumdaydım. Mahmut abi ne demek öyle çok da umurumdaydım falan. Ya, müşteri her zaman haklıdır yani. Sen bir de müşteri potansiyeli taşıyor. Yani. Nasıl Mahmut usta? Süper. Ya Bilal hesap ödememek için mi yapıyor herhalde acaba? Herhalde takla yapıyor. Mahmut abi, ama taklayı, ayıp ediyorsun Bilal. Mahmut eğer, abi taklayı, perenteyi bilmem. Eğer öyleyse gerçekten ayıp ediyorsun. Yani beğendiysen söyle, parasını ben öderim gerekirse. Yok kardeşim, ben bana beğenmedim. Kardeşim hesabını öderse yeter ki. Ben beğenmedim, zor. Hayır bak, burada yanlış bilgi verme. Ya ben beğenmedim, ne alakası var yanlış bilgiyle? Ben beğenmiyorum, zorla mı? Ama bak şimdi... Zorla mı kardeşim? Ya zorla değil ama şimdi sen eğer şey yaparsan... Ne? Ya kötülersen insanlar gelmeyecek buraya. Yok kötülemiyorum. Çünkü bu... kardeşim, ne yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim yani. Ben her zaman doğru ama söylerim, tamam mı? Şırdan yani gerçekten güzel görünüyor. Şuradan kardeşim tabii ki komşunun tavuğu komşuya kaz görünür yani. Anladın mı? Şırdan tabii sana güzel görünecek. Al bir de sen tat bari. Yani ama sen böyle dedin ya, ben de artık hani az önce canım istiyordu, şimdi istemiyor. Canım istemiyorsa yemezsin babam yani. Ben beğenmedim de zorla bu. Ama işte insanları benim durumuma düşürme mesela. Ben buraya gelirken şırdan yiyeceğim diye geldim. Sen böyle söyledin ya, iştahım kaçtı. Valla senin iştahın kaçtıysa sen de o zaman... Şırdan mı alo, iştahım kaçtı ekibine. Ara gelsinler yakalasın. Bak abi ya, de ikincisini istiyor bak. Ya abi ne anlar şırdandan o abi? Kim bilir Trabzon'un neresinden? Abi nerelisiniz? Az doğulu, Bingöl'ü. Aa bak Bingöl'den. Babam sen Bingöl'lüsün de. Bingöl'de şırdan mı var sanki? Bir sol hanga ormanız var. Nasıl yok baba ya? Olmaz mı? Baba senin o Bingöl'de yediklerin şırdan değildir. Baba. O senin Bingöl'de yediklerin şırdan değildir. Onlar şırdan görünümlü kavurmadır kesin. Bilal, senin ne? Güzel değil dediğin şırdan bir tanesini Mahmut abi yedi. Tamam yesin. Ama herhalde kendi yaptığını... Para yediyor ama parası ondan keseceğim mi? Hayırdır ya? Herkes o zaman, kendini ikini yer kardeşim. Ya, buradayım ben. Küçük bir tane verelim istiyorsan. Küçük mü alsak? Valla bir tane ben alayım. Ben bir tane deneyeyim. Bak üç tanesini denedim. Üç tanesini denedim. Şırdan bir şey. Bak şu an o kadar sinirliyim ki sinirden gülüyorum ha. Bakma ya ben. Yok yok çok zevklisin ya. Yok zevklime gülerim. Valla çok zevklisin bak. Eskiden çok güzel şırdan yapan Mahmut abi. Geldim beni hayal kırıklığına uğrattı. Ver bir tane daha ver bari. Önce onları ye. Yo. Ne onları yiyeceğim abi? Beğenmediğim şeyi niye yiyeceğim ben? Ya bak abi, şunlar yok kötü diyor ya. Ben beğenmiyorum abi. Mahmut bana abi, verdiğin ilk üç tanesini beğenmedim. Ya bak abi ya, şunlar kötü diyor Bilal ya. Vallahi çok güzel görünüyor Bilal ya, gerçekten. Kardeşim sen güzel görmüyor diyorum. Ben zaten onun güzellik çirkinliğini... Bırak, ben onun hiçbir tarzını görmüyorum ki sen bana güzel görmüyorsun. Ya... Ha, hani şırdan olsun, çamurdan olsun diyordun. Tamam, evet. Ama Mahmut abininki çamurdan değil, lapadan.
Geçen gün de öyle söylüyordun ya. Ama dündü bugün bugündür kardeşim. Dün Mahmut abi güzel şıklar yapıyordu. Onu diyenler öldü gitti. Allah rahmet eylesin ama abi. Kardeşim. Yani Mahmut abi düne kadar şırdanı güzel yapıyordu, bugün lafa gibi yapıyor. Ya, bugün dersine çalışmamış belki. Mahmut abi bir ne tane küçük geliyor? Verelim. Ver bay Mahmut abi bir tane küçük deneyek var. Ben onu da beğenmeyeceğim gerçi ama. Çünkü zannetmiyorum. Oo, sen peşinden hükümlüsün zaten. Ben peşin hükümlüyüm abi. Çünkü her şey ilk üç taneyle başladı. Bunun üç tanesi böyleyse kalanı nasıldır Allah bilir yani. Oo. Ver Mahmut abi ver, koy cesaretin ortaya. Lan cesaret mi bıraktın bize? Sen de cesaret bırakmıyorsun ki bizden de. Koy cesaretin ortaya Mahmut abi, kaçak güreşme. Hayırdır yani, cesaret mi kaldı? Cesaret mi kaldı değil. Şırdanca her zaman hizmetkardır Mahmut abi. Şırdanca her zaman şırdancıdır. Köle izavra seni. Ya sen de her ben Mahmut abi yerinde olsam kovardım seni yani. Beni kovamaz. Beni kovamaz. Niye beni kovamaz biliyor musun? Niye? Müşteri her zaman haklıdır. İyi de böyle müşteri olmaz olsun. Yo. Ya. Kardeşim sen zaten bu ülkede en büyük sorun hepimiz bir şeyi beğendiğimizi doğru yanlış söylediğimiz için. Hiç kimse hakkını hiçbir yerde aramadığı için böyle bugün burada. İyi de sen hesap edememek için. Lan ne alakası diyorsun? Var? Ne alakası var? Eğer hesap ödememek için yapıyorsam iki gözüm bak. Kör olsun. Abi bu kadar bak, net. Nasıl abi şırdan? Şırdan neydi? Mumbar güzel. Ben şırdanı beğenmedim. Şırdanı yemedim. Şırdır. Benden bir çekiver bakayım hele bu delikanlıyı. Ya seni çok seviyorum ya. Beni seviyor musun? Seni çok seviyorum da şırdanı beğenmiyorsun ya. Ben şırdanı beğenmiyorum ha. Zorunda değil. Yapma ya. Benim hoşuma gitmedi. Şırdancılar şırdanı çok severler ya. Şırdancılar şırdanı sevecek hacı abi. Sen hiç mermer sever şırdancı gördün mü? Sen şırdanı... Allah aşkına bak tencerede şırdan bırakmadın. Evet. 7. 8.'si beğenmedim diye yol yaptın. Yoo beğenmedim. Kalmadı. Beğenmedim kardeşim. Beğenmedim. 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 Evet arkadaşlar. Şırdan kalmadı. Abi tencereyi bitirdi. Ben beğenmedim. Mu? Beğenen var sağ olsun. 9. mu? 10. mu? Ondan sonra yok, ben yok şöyle yaptım. Yok böyle oldu. Hayırdır ya? Ya bir kere şırdan dediğin baharatlı olur. Sende baharat yok. Pirinç lapa. Mahmut abi o sonuncusunu da verelim belki. Ya ben de kurtulak ya. Ya verelim abi. Yoksa. Abi. Ver bayım ver. Abi. Ver ben onu da beğenmem kesinlikle de. Abi bak bunu da. Ya. Son şey. Ya tencereyi bitirdi hala gider yapıyoruz. Giderim giderim bilmem Mahmut abi. Evet hayırdır ya? Lan kaçıncı bu? Bir kere Mahmut abi bu şırdan niye sulu? Bir. İkincisi. Bu şırdan niye sulu bir. İkincisi. Niye bunun ipi böyle? Abi ben dayanamayacağım. Yok abi. Ya. Ne bu ne? Bir ısırmaya pirinci döküldü bayram gördün değil mi? Olmamış Mahmut abi. Tamam bu yemek programındaki gürmeleri geçti bu ya. Olmamış abi. Ya bu yemek programı kavur ya bunu var ya atarlar ya. Bir ısırmaya. Bir ısırmaya. Hem de memlekete abi, Mahmut abi bir ısırmaya pirinci döküldü ya. Bilal. Ne? Nasıl bu? Yok abi ben bunu da beğenmedim. Abi mumbarı yedin ama bunu niye yemiyorsun? Mumbarı niye yedim? Mumbarın içindeki kardeş, hiç güzel. Bu 9. şırdan. Yok ya 4. abi. Ya 9. abi. Lan 9 olsun tamam seni bu kadar beğenmedim. Zorlama abi, beğenmedim. Eyvallah. Şırdanın pirinç gibi kardeş, bu ne yani? Şırdan değil de pirinç pilavı getireydin, ondan iyiydi. Ben beğenmedim. Şimdi onlar ne olacak? O ısırıp bıraktığın ne şırdanlar. Ne bileyim ne olacak? İtler birini Mahmut yedi. Abi yedi hadi. Birini de sen yersin artık bari. Diğerleri ne olacak? Köpeğe ite veririz. Yani... Benim ısırdığımı it yemiyorsa zaten o it oğlu ittir yani. Bilal kardeşim. İstersen hacı Mahmut abiyi fazla kızdırmayalım yani. Fazla kızdırmayalım. Sevgili Mahmut abicim, YouTube kanalımızda yaptığımız çekimler kapsamında bu sana yaptığımız bir ince trollemeydi. Sabrın ve mükemmel tiyatron için çok teşekkür ediyoruz abi. Lan hepsi bu muydu lan? Tiyatro muydu hepsi? Lan yüreğime indirdin lan. Dükkanı kapatıp izleyecektim senin yüzüne ya. Abi sen hiç dükkanını olmadı, kapatma. Olmadı, olmadı. Abi dükkanını kapatma çünkü bu bir trollemeydi. Sevgili seyirciler biz Mahmut abiyi trolledik. Allah cezanı vermesin sana. Mahmut abi. Mahmut abi gerçekten sabrın takdire şayan. Sabrın takdire şayan. Biz seni trolledik abi.
Umarım kanalımızı beğenirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olun. Her zaman sen arkandayız. Her zaman arkasında olma sonra adamın. Evet biz her zaman yanındayız Mahmut abi. Bizim evet. Bayramın kaydıdır. Mahmut abi şaka maka. Hani seni trolledik şaka yaptık ama gerçekten Şırdan'ı özledim. Vallahi öldürseydin bana. Öyle bir şaka lan öyle. Öyle bir şaka abi, şey. Eğer öleceksek o da şakadan ve komiklikten olsun. Yani. Olsun abi. Mutlu ölürüm bari. Hı. Bakın sevgili seyirciler. Bakın. Sevgili seyirciler bu Şırdan'ı kim tarihini anlat? Dünyanın en iyi yerinde arasanız bulamazsınız. Pirincin baharatla uyumu mu dersiniz? Pirinç ve baharatın pul biberle uyumu mu dersiniz? Şırdanın yarım saatten fazla kaynadıktan sonraki temizliği mi dersiniz? Şırdanın üzerine dökülen pul biberi mi dersiniz? İsteğe göre dökülen kimyonu mu dersiniz? Böyle ağzınızda oluşan o pirincin raihası mı dersiniz? Ne derseniz deyin arkadaşlar ama Mahmut Usta'nın mumbarı ve şırdanı gerçekten çok harika. Nasıl yediğimi görmek istiyor musunuz? Peki ben ne yiyorum o zaman? Bakın arkadaşlar. Özellikle şırdanın en güzel tarafı neresi biliyor musunuz? En az. Eyvallah brevim. Tek beni değil, alayını trolledim. Alayını trolledim. Müşteriye de geldin. Sevgili seyirciler, yaparsa bu işi Mahmut Usta yapar. Nasıl darbuka çalmak benim işimse, Şırdan yapmak da Mahmut abinin işi. Güzel yapıyorsun abi, gerçekten. Hadi gelme, sağ olasın. Sağ ol, teşekkürler. Peki Mahmut abi, bu şırdanı... Bu niye güzel oluyor biliyor musun? Bunun içine sevgimi katıyorum, aşkımı katıyorum, şunu katıyorum. Kusura bakma, hiçbir şey katmıyorum, para katıyorum. Ve sevgi mevgüyle bu iş olmuyor. Yok Mahmut abi. Ben bundan fazla para katıyorum ki öyle lezzetli olsun. Kaliteli pirinç, kaliteli günlük taze kesim şırdan. Baharatların pahalısı. Öyle oluyor abi, öyle sevgili mevgüyle öyle olmuyor. Öyle yalanlar, sevgi katıyor. Ne sevgisi ya? Şimdi beğenirsen parasını ödeyeceğim demişti. Şimdi evet. Beğendi. Kayda da aldık. Herhalde. İnkar da edemez artık. Herhalde. Ya herhalde canım biz demirden korksak arabaya binmezdik bayram. Bir de Uğur bak. Bir de Uğur'a baksana. Uğur'a bak bak. O da onun gizli hayranı. Öyle mi? Ha. Gel gel. Dur. Uğur. Gel. Otur, Bilal abinin yanına otur. Uğur, şuradan kalmadı mı? Bak güzel, tamam mı? Şimdi burada ben daimi buradan geçtikçe Uğur'u çağırırım, yemeğini yediririm, içirim gönderirim. Allah razı olsun. Uğur arkadaşımızın özelliğini. Uğur, buranın gülü. Şirin evler meydanın gülü bu. Eyvallah abi. Zaten meydan gülsün olmaz. Olur. Ayran da vereyim mi? Evet. Bir ayran vereyim. Arkadaşlar, şimdi Uğur kardeşime ben iyilik mi yaptım, kötülük mü yaptım onu pek anlayamadım. Şimdi Uğur hayatında şırdan mumbarı ne olduğunu bilmiyordu. Biz de hani zaman zaman şırdan mumbarı ısmarlıyorum. Ben Uğur kardeşim de büyük ihtimalle herhalde bağımlı oldu. Bence iyilik değil de kötülük yaptım. Ama kötü bir bağımlılık değil bu. Abi, tamam. Sakatat diye mutlu ol.
Al benden de o kadar bayramım. Doğru söylüyorsun. Sakatatı'ya mutlu ol ama sakatatı da yerinde yiyeceksin. Hı. Tamam işte. O da yerinde yiyor zaten. Yerinde değil. Yerinde yiyor zaten. E şimdi ben olmadığım zaman Uğur ne olacak? Sen niye bir tek Uğur'u düşünüyorsun? Biz ne olacağız? Yani. Öyle bir şey alalım ben. Hoş geldin. Hayır, mumarım var. Dışarıdan şu anda kalmadı. Bilal bitirdin galiba. Öbür tencere kaynıyor. Mumar. Afiyet olsun Bilal Bey. Eyvallah dostum. Seyircilerine söylemek istersin son olarak? Son olarak şunu söylemek istiyorum. Son olarak ben bir şey söylemek istiyorum. Kapat. Tabii. Tabii buyurun. Tabii vereyim. Bir dakika. Buyur abi, seni dinliyorum abla. Buyur. Bilal söylesin, sonra sen söyle abi. Tamam Bilal, sen konuş. Şimdi arkadaşlar, son olarak şunu söylemek istiyorum. Şırdancı Mahmut Usta her zaman için kalitenin ve hizmetin değişmeyen adresi. Biz Mahmut Usta'dan memnunuz. Allah da ondan memnun olsun. Siz de gelin Mahmut Usta'nın şırdanlarından, mumbarlarından yiyip şalgamından, ayranından için ve sizler de Mahmut abiden memnun olun diyorum. Ya başka ne diyebilirim ki yani arkadaşlar? Şırdan anlatılmaz yaşanır, o da Mahmut Usta'da yaşanır diyorum. Eyvallah. Şimdi bakalım mutfakta şırdanlar pişiyor. Cemiler, şey bayramda dedim. Sen bana de son sözün ne oldu? Son sözüm al burada. Al burada, son sözüm ne oldu? Şimdi önce Mahmut Usta herkesi bekliyor. Of. Yani Mahmut Usta diyor ki dar ağacında olsak bile son sözümüz şırdan. Şırdan. Şimdi de şu durumu bir açıklığa kavuşturmak isterim. Zaman zaman bayram kardeşim, bir sürü müşterilerimiz var. Allah bereket versin. Şimdi mekanımızı zaman zaman Bilal kardeşim geldiği zaman çekimlere giriyor. Bir sürü insanlar alçı paylaşıyor. Bir Google'dan aşağı yukarı bir 5-6 aydır bu sahte hesaplarla saldırı altındayız. Mekan çok kötü diye, pislik diye, kokuyor diye, şırdanlar berbattır diye. Şimdi biz de onlara karşı o Google'daki yorumlarını, Şırdancı Mahmut Usta'da Google'daki yorumları okuyup lütfen bizim mekanı gelin görün. Hani şimdi onların yaptığı yoruma göre midir, değil midir? Yani bir insanın böyle bir saldırı olmaz aşağı yukarı 5-6 ay civarındadır. Bence sahte hesaplar ve birileri üzerinde bizim üzerimize saldırı var sosyal medyada. Ha demek ki bu da ben hoşuma gidiyor. Niye biliyor musun? Demek ki ben piyasada var olduğum birileri hazmedemiyorum. Kesinlikle ama abi. Zaten ben bu piyasada olacağım. Zaten öyle bir durum olsaydı biz buraya gelmezdik. Elim tuttuğu, ayağım tuttuğu müddetçe ve eşim ve çocuklarım arkamda olduğu müddetçe, yanımda olduğu müddetçe ben bu şırdanları yapacağım. Bu piyasada daima var olacağım. O kötü yorumlara karşılık lütfen gelin bizim mekanımızı görün. Bravo. Görün, tekrar yorum yapın. Sağ olun, Allah'a emanet olun. Hepinizi öpüyorum. Teşekkürler.